Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerden gelen sorular üzerine Storj ve Arpa Coin incelemelerini yapacağız. Bu incelemeler sonucunda güzel bilgiler elde edeceğinizi düşünüyorum. İşinize yarayacak bilgiler olacaktır. Bana kalırsa videoyu ilerletmeden devam edin. Çünkü burada kaçıracak olduğunuz en ufak seviyeler bile çoğu zararı getirebilir veya olası karlardan daha azını yapabilirsiniz. Hemen arpa coin'de neler bizi bekliyor bir bakalım kısaca. Şu şekilde baktığımızda arpada bakın arkadaşlar. Buradaki mavi çizgi hatta şu anda bunu siyaha çevirelim. Evet şimdi siyah çizgi bizim uzun zamandır gelen şöyle bakalım hangi tarihten. 27 Mayıs'tan gelen düşen trendimiz. Bakın şu birinci temas. İkinci temas, üç ve dördüncü temas. Toplam dört tane temasımız var bugüne kadar. Yani bu bize düşen trendin gerçekten de güçlü bir trend olduğunu gösteriyor. Yani bunun kırılımıyla birlikte arpa coin çok çok iyi yerlere gelebilir. Şu anda çoğu kişi zaten arpa coin'i tutuyor veya almak için bekliyor. Bu videoda yapmak istediğimiz şey arpa coin'de veya Storj'da nereler hedeflenebilir? veya gerçekten de beklemeye değer mi? Şimdi Arpa Coin düşen trendi kırması ile birlikte ilk dikkat edeceğimiz nokta 0.07299 bakın. Şu alanı destek haline getirmesi. Bunun üzerine günlük bir kapanış yapıldığı takdirde Arpa'da hemen şöyle hesaplıyorum. İlk hedefim %30'luk bir hedef arkadaşlar. 0.094'e kadar bir yükseliş bekliyorum. Buradan kolay kolay bir geri çekilme yaşanmaz. Hızlı bir şekilde, hacimli bir şekilde 0.94'ler bence hedef olacaktır. İkinci hedefim 0.13 seviyesi. Yani burayı destek haline getirirsek %80'lik bir yükseliş arpa coin'de yaşanabilir. Şimdi arpa coin'e baktığımızda bakın burası da yükselen trend. Bu trend kırılmaması gerekiyor. Şu anda da gayet uzağız. Hemen şöyle bakalım. %30'luk bir mesafemiz var. Arpa için söylüyoruz. 0.07299 önemli destek seviyemiz. Bunu not alın isterseniz. Birinci hedefimiz 0.094. İkinci hedefimiz 0.13. Şimdi Fibonacci'ye göre de baktığımız zaman arkadaşlar burası zaten 0.5 seviyeye ne kadar geliyor. Hemen şöyle pardon 0.5'e gelmiyor. 0.786 seviyesi destek halinde çalışıyor. Buraya geçtiğimize göre arpada uzun vadede şöyle göstereyim. Gelmesini beklediğim yer şu nokta arkadaşlar. Çok uzun vade sürmeyebilir. Hacimli alışlarla birlikte çok da kısa zamanda bu seviyelere ulaşabiliriz. 0.71'li seviye arpa için mümkün bir hedeftir. Bakıyoruz. %875 yani 8.5 9x'lik bir yükseliş arpa için. 9x'lik yükseliş arpa tutanları sevindirir, mutlu eder. Bu seviyelere geleceğini düşünüyorum çünkü daha önceki örneklerimizde de var. Yani şu an Alpa çok fazla bir şöyle grafiği isteyelim. Bakın çok fazla bir e, Yükseliş yaşamış Coin değil ama şu anda çok fazla kişi almak istiyor. Hemen bir diğer coinimize geçelim. Evet arkadaşlar bunu çalışma yapmıştım. Evet. Şu anda da zaten gayet güzel. Tam beklediğimiz direnç kırılmış. Benim için önemli olan burada bakın arkadaşlar 0.7220 seviyesi çok çok önemliydi. Neden? Hemen bakalım. Son 2 gündür test edip kıramıyordu. Daha öncesinde 2 gün üst üste test edip kıramamış. Daha öncesinde bakın şu bölge. Şuralar çok önemli. Hem destek hem direnç görevi görmüş bir seviye. Storage'da. 0.7225 üzerinde eğer kalınabilirse gerçekten de güzel yükselişler görebileceğimiz bir başka koyayım. İlk direncimizde şu an %11'lik bir seviye var. 0.83 ilk direncimiz. 0.98 ikinci direncimiz arkadaşlar. Onu da belirtelim. Storjda uzun vadede şöyle söyleyeyim. Bakın şu seviye çok önemli olacaktır. 2.90 seviyesi Storj için gelebilecek bir seviye. Baktığımız takdirde ortalama %287 yani 3x'e yakın bir yükseliş bekliyoruz Storj'da. Şu anda düşen trend kırıldıktan sonra dediğim gibi en önemli direnç seviyemiz 0.7225'ti. 2 gündür test edip kıramıyorduk. Hem şu anda düşen trend kırılmış oldu hem önemli direnç seviyesinin üzerinde eğer bu şekilde biterse yani gün kapanırsa günlük bir kapanış yapmış olacağız. Buradan hareketin hızlanacağını düşünüyorum. Çoğu kişinin de bu seviyeleri takip ettiğini düşünüyorum. O yüzden stoş tutanlar dediğim gibi en kısa vadede şu an itibariyle %11 ikinci hedefimize bunlar kısa vadede arkadaşlar %30 üçüncü hedefimize %65 var. Bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bunlar sadece benim kendi düşüncelerim. Bu planlar dahilinde ilerlerseniz kazanabileceğimizi düşünüyorum. 0.7225'in üzerinde günü kapanış geldiği takdirde stoplu bir şekilde denenebilir ve denemeye değer. Dediğim gibi hem düşen trend kırılımı hem de güçlü direnci desteğe çevirmiş olacağız. Bu şekilde. Yorumlarda istediğiniz analizlerin Oyun isimlerini yazabilirsiniz. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım. Hala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere.